Merhaba arkadaşlar. IELTS 14, 3. okuma parçasının soru çözümlerine hoş geldiniz. Ee, daha önce bahsettiğimiz gibi IELTS sınavının genelinde bütün e, skill'larda olduğu gibi, bütün bölümlerde olduğu gibi e, reading bölümünde de sınav ilerledikçe e, zorluk seviyesi artmaktadır. Yani 3. okuma parçasındaki zorluk seviyesi ikiye ve bire göre bir nebze daha e, fazladır diyebiliriz. Ama arada çok radikal farklılıklar yoktur. Öncelikle e, metnimizi okumadan önce yapmamız gereken hızlıca başlığa bakmak ve metnin ile ilgili olduğunu anlamaya çalışmak. Motivational Factors and the Hospitality Industry. Yani motivasyonel faktörler ve konaklama endüstrisi, konaklama e, sektörü diyebiliriz. Metni okumadan önce sorulara bakmakta tabii ki fayda var. E, soru türlerine şöyle göz atmakta fayda var. Başlığı okuduktan sonra metnimizle ilgili etkili, efektif bir okuma yapmak için sorulara, soru türlerine ve bizden ne istendiğine bakmamız gerekiyor. E, bakıyoruz ilk bölümde 27 ile 31'in sorular arasında 5 soruda Bizden istenen e, bir eşleştirme Etkinliği var e, Aşağıda 6 tane researcher yani araştırmacı ismi verilmiş Metinde geçen Ve onlarla ilgili 5 tane cümle var 5 e, farklı bilgi var Ve burada önemli bir detay var Gördüğünüz gibi You may use any letter more than once deniyor yani Eee bir araştırmacının ismini iki farklı bilgi de kullanabiliriz anlamına geliyor. Bütün sorulara hızlıca göz atarak bizden istenen detayları daha rahat algılayabiliriz metin içerisinde. Dolayısıyla sadece bu beş soruyu değil devamındaki sorulara da şöyle hızlıca bakarak en azından metinle ilgili bir bilgi sahibi olabiliriz ve metinde bizden istenen detayları daha, ra daha rahat ayıklayabiliriz. E, baktığımızda 27. soruda, hotel managers need to know what would encourage good staff to remain. Yani otel e, menajerleri, daha doğrusu otel müdürleri, yöneticileri iyi kaliteli personelin, staff burada personel anlamında e, kalması için yani çalışmaya devam etmesi için işlerini terk etmemesi için e, onları ne şekilde teşvik edebileceklerini bilmesi gerekir e, diyor. Bu bilgi metnin içerisinde spesifik olarak bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani e, böyle bir şey metnin genelinde zaten var metnin içerisinde bu anlama gelen şeyler var değil de spesifik olarak bunun nerede olduğunu bulmamız gerekiyor. Ee, i̇lk sayfada Bu gördüğümüz sayfada e, bu bilgi yok Bu yüzden Bir sonraki sayfaya bakıyoruz Baktığımızda bu paragrafta It is therefore essential for hotel management To develop HRM practices that enable them To inspire and retain competent employees cümlesini görüyoruz Yani bu yüzden Otel yönetimlerinin HRM practices yani Human Resources Management, Human Resource Management, insan kaynakları Yönetimi e, uygulamalarını geliştirmesi çok önemlidir, çok e, gereklidir deniyor. Hangi uygulamalar bunlar? Ne yapmaya yönelik uygulamalar? Competent employees, yani yetkin, e, yetenekli, becerikli çalışanları orada tutmaya, yani o şirkette o iş yerinde çalışmaya devam etmesini sağlayacak. Retain, burada tutmak demek. E, ve onlara ilham sağlayacak e, bir takım HRM practices. Yani insan kaynakları e, yönetimi uygulamalarını geliştirmeleri çok önemliymiş. Paragrafın devamında da zaten e, bunu destekleyen cümleler var. Yine burada da, It is beneficial for hotel managers to understand what practices are most favourable to increase employee satisfaction and retention. Soruya bakıyoruz arkadaşlar. The actions of managers may make staff feel they shouldn't move to a different employer. Yani, personally. yeni bir iş yerine geçmemeleri e, gerektiğini hissettirebilir. Yani yeni bir işverene e, yönelmemelerini yönelmemeleri ne hissettirebilir gibi bir anlam var. E, bunu nerede bulacağız? Bunu karşılığını nerede bulacağız? Ona bakıyoruz. Baktığımızda 5. paragrafta bu cümlede yani NG and Sorensen demonstrated that when managers provide recognition to employees e, müdürler çalışanları takdir ettiğinde provide recognition burada takdir etmek demek. Recognition normalde e, tanımak anlamında yalnız burada takdir etmek, onların yaptığı olumlu şeyleri e, alkışlamak anlamında. Motivate employees to work together onları beraber çalışmaya e, motive ettiğinde ve and remove obstacles preventing effective performance etkili performans göstermesini engelleyecek obstacle'ları yani engelleri ortadan kaldırdığında employees yani çalışanlar ne yaparmış? Feel more obligated to stay with the company. Çalışanlar şirkette kalma ya zorunlu olduklarını düşünürlermiş. Yani kalmak durumunda olduklarını hissederlermiş. Dolayısıyla Angie and Sorensen 28. sorunun karşılığında gelmesi gereken araştırmacılar yani D şıkkı 28'e doğru cevap. 29'a geçiyoruz. Little is done in the hospitality industry to help workers improve their skills. Evet, konaklama sektöründe çalışanların becerilerini geliştirmeleri için çok az şey yapılmaktadır deniyor. Evet, baktığımızda burada bu cümlede bu bilgiye ulaşabiliyoruz. Yani Lucas'ın araştırmasının sonucunda The substance of HR, HRM practices doesn't appear to be designed to foster constructive relations with employees. Yani insan kaynakları e, yönetimi uygulamalarının temeli ne yapmaya yönelik e, design edilmemiş, doesn't appear to be designed to foster constructive relations. Yani olumlu ilişkiler geliştirmeye foster burada develop anlamında geliştirmek anlamında e, geliştirmeye yönelik design edilmemiş. With employees or to represent a managerial approach. That enables developing and drawing out the full potential of people. Veya insanların, çalışanların, insanların full potans, potansiyelini ortaya çıkaracak ve onları geliştirecek e, yönetimsel bir yaklaşım sergilenmemiştir, e, temsil edilmemiştir deniyor. Dolayısıyla 29. sorudaki ifadenin Lucas'ın araştırmasına dayandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğru cevap 5 şıkkı. 30'a geçiyoruz. Staff are less likely to change jobs if cooperation is encouraged. Yani e, cooperation birlikte çalışma, beraber hareket etme teşvik edildiğinde personel daha az İş değiştirir, daha az meslek değiştirir deniyor. Bunu nerede bulacağımıza bakıyoruz şimdi. Aslında maalesef 30. sorumuz e, sınava girecek öğrencileri oldukça zorlayacak tarzda bir soru. Çünkü e, burada iki sayfalık bir metin varken bırakın aynı paragrafı, aynı cümlenin içerisinde e, iki tane farklı soru sorulmuş. İki farklı bilgi istenmiş Burada baktığımızda beraber çalışma Yani cooperation Şu ifadede Motivate employees to work together ifadesinde verilmiş dolayısıyla Bu soruda NGN Sorensen Yani e, D şıkkı 30. soruya da karşılık geliyor Yalnız tabii ki e, bu detayı burada yakalayabilmek oldukça zor. Motivate employees to work together. Yani cooperation bu şekilde paraphrase edilmiş burada. Devamında hatırlarsanız e, şirkette kalmaktan, yani şirkette çalışmaya devam etmekten bahsediyordu. Dolayısıyla e, cooperation bir şekilde e, desteklenirse insanlar daha az iş yerini değiştirilermiş. 31. soruya geçiyoruz arkadaşlar. satisfaction with pay is not the only reason why hospitality workers change jobs. Yani ödeme konusundaki memnuniyetsizlik, dissatisfaction yani düşük maaş alma bu insanların hospitality worker yani konaklama sektöründeki çalışan insanların işlerini değiştirme için tek sebep değildir deniyor. Bu bilgiye e, nerede ulaşacağız ona bakalım. Baktığımızda dördüncü paragrafın ikinci bölümünde In addition or maybe as a result, high employee turnover has been a recurring problem throughout the hospitality industry. Çalışanların yüksek oranda iş değiştirmesi bu konaklama sektöründe e, devam ede gelen problemlerden birisidir deniyor. Among the many cited reasons are low compensation, Inadequate benefits e, sayılan sebeplerin arasında low compensation yani ödeme noktasındaki yetersizlik olarak e, biz bunu çevirebiliriz yani low compensation, e, low payment e, gibi anlayabiliriz. Inadequate benefits yetersiz e, yan kazançlar yani sigorta gibi ikramiye gibi e, benefit, ek yardımlar. Poor working conditions. Kötü çalışma şartları. And compromised employee morale. Evet arkadaşlar 31. soruda da C şıkkının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Marudas et al. Yani maruda ve e, onunla birlikte birkaç kişinin yaptığı araştırma. Buradaki et all ifadesi birkaç kişiyle birlikte yapılan araştırmalarda verilen ektir. E 31. soru sorunun cevabı C şıkkı. Arkadaşlar gördüğümüz gibi, e, matching soruları, eşleştirme soruları belki IELTS reading soruları içerisinde en zor sayılabilecek e, soru türlerindendir. Çünkü çoğu zaman e, bize verilen ifadelerle karşılığındaki isimler veya eşleştirmemiz gereken araştırmacılar aynı sayıda değildir. Bazılarından iki defa bahsetmemiz gerekebilir. Bazılarından hiç bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu soru türleriyle ilgili oldukça fazla alıştırma yapmakta fayda var. Şimdi önümüzdeki bölüme bakıyoruz. Evet arkadaşlar 32 ile 35. sorularımızda Yes, No, Not Given soru türünü görüyoruz. 32. soruya baktığımızda One reason for high staff turnover in the hospitality industry is poor morale. Yani konaklama sektöründe yüksek personel kaybı olarak e, değerlendirebiliriz bunu. High staff turnover, turnover kayıp demektir. Mesela basketbolda da kullanılır turnover, top kaybı anlamında. Is poor morale. E, bunun sebeplerinden birisi... Düşük motivasyon, e, bozuk moral gibi algılayabiliriz poor moral ifadesini. Bir önceki soru türünde hatırlayacaksınız e, çalışanların iş yerinden ile ilgili birçok sebep sıralanıyordu ve onlardan bir tanesi de burada gördüğümüz gibi dördüncü paragrafta compromised employee morale olarak veriliyor. Compromised, zedelenen, hasar gören gibi bir anlamda burada. Normalde compromise, ara bulmak, anlaşmak, uzlaşmak gibi bir anlam var. Compromised kelimesinin karşılığını direkt bilmesek bile, burada birçok olumsuz sebebin sıralandığını düşünürsek, yetersiz ödenekler, eee, kötü çalışma şartları ve düşük çalışan e, morali motivasyonu biz 32. soruya es diyebiliriz. 33. soruya bakıyoruz. Research has shown that staff have a tendency to dislike their workplace. Araştırmalara göre personelin İş yerini, çalıştığı yeri sevmemeye yönelik bir yatkınlığı vardır. Burada dikkat ederseniz staff, have deniyor. Yani personel burada plural olarak veriliyor. Biz bunun doğru olup olmadığına bakacağız. Bu gördüğümüz cümledeki A disposition to view their work environment negatively. Yani iş ortamlarını, çalışma ortamlarını olumsuz olarak e, görme ön yargısı diyebiliriz biz ona. Predisposition yani farz edilen durum. Devamına baktığımızda no evidence exists to support this hypothesis. Bu hipotezi destekleyen hiçbir delil yoktur deniyor. Yani çalışanların iş yerlerini olumsuz olarak e, görmeye yönelik bir yatkınlıklarının olduğuna yönelik bir delil e, mevcut değildir deniyor. Dolayısıyla 30. soruya 33. soruya biz no diyebiliriz. 34'e geçiyoruz arkadaşlar. An improvement in working conditions and job security. Yani çalışma şartlarındaki ve iş güvenliğindeki değişiklikler gelişme veya iyileştirme. Make staff satisfied with their jobs. Çalışanları iş yerlerinden memnun kılar. Yani memnuniyetini artırır gibi bir ifade var. Bu cümleye baktığımızda aslında ilk etapta oldukça mantıklı makul görünüyor. Yani çalışanların çalışma şartlarını iyileştirirseniz işlerinden memnun kalırlar memnun olurlar yani satisfied olurlar e, ifadesi akla yatkın geliyor ama bu soru türünde dikkatli olmamız gereken konu bu arkadaşlar mutlaka metin içerisinden spesifik bir evidence buluyoruz yani bunu doğrulayan veya yanlış olduğunu ifade eden somut delili bulup ortaya koyuyoruz baktığımızda bu bölümde These include working conditions and job security. Çalışma şartları ve iş güvenliğinden e, bahsediliyor. Devamında when these factors un, are unfavorable, bu faktörler e, hoş olmadığında job dissatisfaction may result. Yani iş memnuniyetsizliği ile sonuçlanabilir deniyor. Evet buraya kadar e, mantıklı gidiyor. Yani evet rahatlıkla 34'te yes, uh, they can be satisfied with their jobs diyebiliriz buraya kadar. Fakat son cümleye baktığımızda significantly though just fulfilling these needs does not result in satisfaction. Sadece bu ihtiyaçları karşılamak memnuniyetle sonuçlanmıyor. Yani memnuniyet anlamına gelmiyor But only in the reduction of the dissatisfaction. Sadece memnuniyetsizliği azaltıyor. Yani memnuniyetsizlik devam ediyor. Sadece memnun memnuniyetsizlik oranı azalıyor. E, Satisfactionla yani memnuniyetle sonuçlanmıyor. Dolayısıyla 34. sorumuz hayır, no olacaktır. 35. soruda Staff should be allowed to choose when they take breaks during the working day. Yani çalışanlar, personel gün içerisinde, çalışma gününde ne zaman mola vereceklerine kendileri karar vermelidir. Yani e, molalarını seçmeye izin e, vermek gerekir deniyor personeli. Evet bu son paragrafta e, adequate breaks yani yeterli miktarda mola vermekle ilgili bir ifade var. Evet. Yani çalışanlara yeterli miktarda mola veya ara vermek gerekir gibi bir ifade var ama onların ne zaman mola vereceklerini seçmeleri konusunda herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla 35'in sorumuz not given olacaktır. Genellikle not given sorularına yine dikkatli olmak gerekir. Not given soruları Hiçbir şekilde metinde bulunmayan ifadelerden oluşmaz e, Metinde bir şekilde geçmektedir Yalnız e, Bizden istendiği veya bize ifade edildiği anlamda Değil Evet arkadaşlar e, yes no Not given soru türünde sonuna geldik şimdi 36 ile 40. sorular arasına bakıyoruz Burada bir summary completion görmekteyiz Yani Metnin bir bölümünün paraphrase edilmiş halini, yani farklı şekilde ifade edilmiş halini burada görüyoruz ve bizden dört tane kelime isteniyor. Ee, hızlıca baktığımızda, Tews, Michelle and Stafford. Bu üçünün yaptığı araştırma ile ilgili bir bölüm. Ee, bu soru türünün güzel tarafı, genellikle metnin spesifik bir bölümünden e, bilgi alınıyor. Yani bir oradan bir buradan değil. Ee, sadece bu paragraftan mesela veya e, bu iki paragraftan olabilir. Şimdi baktığımızda Tules, Michelle and Stafford onların yaptığı araştırma var. Carried out research on staff in an American chain of boşluk. Şimdi Amerikan'ın ne zincirinde yapmışlar? Conducted a study focusing on stuff from a chain of themed restaurants in the United States. Burada carry out research conducted a study olarak paraphrase edilmiş diyebiliriz. Conduct a study, carry out carry out a research restaurants boşluğa gelmesi gereken kelime. Doğru yazmak çok önemli. Evet, devam ediyoruz. They discovered that activities designed for staff to have fun improved their boşluk. Yani personelin eğlenmesi için tasarlanan aktivitelerin onların bir şeyini geliştirdiğini e, fark etmişler. Bakıyoruz devamda. It was found that fun activities had a favorable impact on performance deniyor. Bu yüzden 37. soruya gelmesi gereken kelime performance olacak. Burada dikkat etmemiz gereken şu ifade one word only. İki kelime yazamayız, tek kelime yazmak durumundayız. And that And that management involvement led to lower staff boşluk. Yani o yönetimsel müdahale e, düşük personel neyine yol açmıştır? Bakıyoruz devamında. And manager support for fun had a favorable impact in reducing turnover. Turnover burada kayıp demekti. Yani staff turnover da personel kaybı anlamında buraya turnover yazıyoruz. Staff lowered staff turnover reducing turnover olarak paraphrase edilmiş. Son bölüme bakıyoruz şimdi. They also found that the activities needed to fit with both the company's boşluk and the boşluk of the staff yani e, bu aktivitelerin hem şirketin bir şeyle hem de çalışanların personelin bir şeyle uyumlu olması gerektiğini e, bulmuşlar bunu da şu cümlede görüyoruz their findings support the view that fun may indeed have a beneficial effect but the framing of the fun of that fund must be carefully aligned with yani bu eğlencenin e, çerçevesi dikkatli bir şekilde with both organizational goals and employee characteristics şirketin hedefleriyle goals organizational goals and employee characteristics ve çalışanların özellikleriyle uyum halinde olmalıdır. Yani boşluğa gelmesi gereken kelimeler goals and characteristics Evet, buraya yazmakta biraz zorlanıyorum. Ee, olumluysa metinde buraya da olumlu eklemeyi unutmuyoruz. Bu çok önemli. Yani buraya goal yazsanız veya characteristic yazsanız, tekil olarak yazsanız iki soruda yanlış olarak kabul edilecektir. Evet arkadaşlar, üçüncü okuma parçamız yani IELTS 14, üçüncü okuma parçamızın soru çözümlerinin de sonuna geldik. Umarım size faydalı olmuşumdur. IELTS ile ilgili veya diğer akademik sınavlarla ilgili e, videolar hazırlamaya devam edeceğim. Beni takip ederseniz, e, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun olurum. Hepinize iyi günler.